Aleyküm arkadaşlar, kolay gelsin. İyisiniz inşallah. Yani birileri insanıma ekmek çıkarıyorsa ben gider o kendimi o toza bulandırırım. Yani hiç çekinmem ben. Yani burası bir temizleme derken tabii ki belirli bir bulanık bir şeye gelir ama pislik burada kalıyor, arıtılıyor. Birinci havuzdan, ikinci havuzdan ondan sonra içeri evet, dönüyor. Güzel, kadın kolaylık versin. Kadın muvaffakiyet versin. Çok güzel, emin ol. Üretim ve istihdama dayalı firmaları ziyaret programımız kapsamında bugün de Kayapınar beldemizdeyiz. Kayapınar beldemizde Mehmet Emin Memiş adında bir kardeşimiz Allah-u Teala'nın yarattığı kayayı, taşı keserek, biçerek, biçimlendirerek insanımızın hizmetine maşallah sunmuş. Buraya ciddi bir yatırım yapmış. Hakikaten gerek estetik anlamda, gerekse de yalıtım yani sıhhat anlamda yalıtım görevini gören bu taşları dediğimiz gibi biçimlendiriyor ve ülke insanının belki inşallah ileride uluslararası da bir ithalat şekliyle insanlığın hizmetine sunacak, sunmuştur. Bu anlamda hem bölge ekonomisine katkı anlamında hem de zaten çok az düzeyde olan, çok dezavantajlı durumunda olan istihdam bakımından da bölge Kayapınar beldesinin 30 vatandaşını istihdam ortamı oluşturmuş, sağlamış durumda. Özellikle yolları çok kötü durumda, çok tozlu dumanlı. Hani insanların gelip daha rahat burayı görüp üretimine bakarak, sağlamlığına bakarak daha rahat ulaşabilmesi için, daha kolay ulaşabilmesi için bu yolların bir an önce asfaltlanması lazım. Yani bura insanlara ulaşmanın altyapısının oluşturulması lazım, kolaylaştırılması lazım. Farklı bir projeleri de var. Bu taşlardan arta kalan atıkları alçıya dönüştürme gibi bir projeleri var. Bunun içinde bir laboratuvar ve fizibilite çalışmaları var. Henüz sonuca alınmamış. İleride bu da elde edilirse dediğimiz gibi hem bu istihdam durumu artar hem de ekonomik anlamda daha ciddi bir kazanımlar olur, bir katkılar olur.
Bu gibi girişimleri desteklememiz lazım. Devletin bu bölge insanına, bölge girişimcilerine, bölge iş insanlarına ortam hazırlaması, destek sağlaması lazım ki özellikle vurguladığımız kendi insanımız, özellikle Batman insanı, genel olarak bölge insanı artık kapısının önünde iş sahibi olsun. Ekmeğini, rızkını, işini kendi kapısının, kendi memleketinde, kendi ilinde, ilçesinde, beldesinde kazanma imkanına kavuşsun. Bu gereklidir bölge insanı. Yıllardır bu konuda gerçekten bir negatif durum yaşandı. Maalesef mahrumiyet yaşadı. Artık bu imkansızlıklara bir son verelim. Dolayısıyla bu gibi girişimciler ne ihtiyaçları varsa, nasıl bir arzu ve istekleri varsa devletin bunlara kolaylık sağlaması lazım, destek vermesi lazım. Biz de Hüdapar olarak bu girişimleri çok makbul karşılıyoruz, çok değerli buluyoruz. Allah-u Teala'dan kendilerine muvaffakiyetler diliyoruz, başarılar diliyoruz. Kim elinde ne gelirse, hangi bir imkanla bölge insanına bu destekleri sağlıyorsa Hüdapar olarak yanlarındayız. Bizim de elimizden gelen katkıyı sunacağız. Bu tesise belediye başkanımız Samir Özhan Başkan gerek ortamı hazırlamada, gerek yol yapımında, gerekse de arsa sahipleriyle aralarını bulma konusunda çok yardımcı olmuş. Bu anlamda da başkanımıza teşekkür ediyoruz. Firma yetkilileri de başkanımızdan gayet memnun. Çünkü başkanımız ikide bir gelip ziyaret ediyor. Varsa ihtiyaçları, işte destek olabileceği, katkı sunabileceği durumları varsa yardımcı oluyor. Bu anlamda elhamdülillah Sabir Başkanımız güzel bir duyarlılığa sahip. İnsanımıza bu şekilde hizmet edeceğiz. Hüdapar olarak da nerede bir yatırım tesisi varsa, nerede bir istihdam tesisi varsa, nerede bir işte ekonomiye katkı sunacak bir tesisi varsa biz de taş, toz, toprak, taş demeden, yağmur, çamur demeden oralarda olacağız Allah'ın izniyle.